Merhaba arkadaşlar. Bugün benden çok istek alan Popcorn Babetim'in anlatımı için geldim. Instagram sayfamdan da anlatmam için çok istek oldu. O yüzden bugün bu Popcorn Babetim'izin anlatımını yapacağız. Sayfamda da takip edenlerin bildiği pudra renk çalışmıştım. Babetimiz aynı böyle. Dilerseniz anlatıma geçelim. Ben bugün yeşil renk nakıl pırlantanın yeşil rengini kullanacağım. İpim bu. Kodunu göstereyim isterseniz. Tığ olarak tabanda da 2 numara 1,75 milim bir tığ kullanacağız. Ben bugün anlatımı 37 numara olarak yapacağım. Önce tabandan başlayalım isterseniz. Ben her zaman ayak numarasından 5 zincir fazlasıyla başlıyorum. Tabii elinizin sıkılığı, gevşekliği önemli. Eğer orta kararda örüyorsanız benim verdiğim zincir ölçüleri yeterli olacaktır. Yine anlatımla ilgili bilgileri kanalımın altındaki bilgi bölümünde bulabileceksiniz. Oraya yazacağım her şeyi. Hadi başlayalım. 37 numara için 42 zincirle başlıyoruz. 8, 19, 20. 40, 41, 42. 42 zincir çektikten sonra ilk zincirin dibine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. 3 oldu. Toplam 22 tane sık iğne yapacağız. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ve 22. Şimdi bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. 18 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Çok sıkı örmemeye gayret edin. Orta karar. Sıkılık gevşeklik de olsun. 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19. Kırk iki zincir çektik. 37 numara için ilk sık iğnenin ilk zincirin dibine 2 tane sık iğne yaptık. Toplam 22 sık iğne, bir çakma sık iğne ve 19 tane trabzanla sıra sonuna kadar geldik. Şimdi buraya toplam 7 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar trabzan yaptığımız yerlere trabzan şeklinde devam ediyoruz. Alttan ipimizi de yürütüyoruz. Üç tane oldu. Burada da 18 tane trabzan olması lazım. Diğer tarafta 19'du. Şimdi 18 trabzan yaptık. Yine bir çakma sık iğne yapıyoruz. Köşeye kadar, sıra sonuna kadar yine aynı şekil sık iğne ile devam ediyoruz. Umarım net görünüyordur. Şimdi sıra sonunda son sık iğneye geldim. Bu son sık iğnenin içine 3 tane dolduracağız. 2 ve 3. Şimdi nasıl birleştireceğiz? Sıra sonundaki son sık iğnenin içine kaydırma yapacağız. Birleştireceğiz. Böyle. Üst zincir çekiyoruz. Hemen dibine, birleştirdiğimiz yerin dibine bir trabzan daha yapıyoruz. Aynı şekilde hepsinin dibine trabzan yaparak devam ediyoruz.
düz bir şekilde buruna kadar trabzanla geleceğiz. Evet, bu şekilde buruna kadar gelelim. Orada tekrar buluşalım. Evet, topukta 3 baktığımız yere kadar geldim trabzanla. Şimdi buradaki o 3 tanenin üzerine de çift batıyoruz. Öyle devam edeceğiz. Birincisine battım. 1 çift. İki çift. Şimdi üçüncüye de batıyoruz. Bir tane de son battığımız trabzanın dibine batıyoruz. Ve şu trabzanın şu başladığımız direğine değil de onun şu yanındakinden birleştiriyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Yani bir nevi. Yine üst zincir çekiyoruz. Başladığımız trabzanın dibine bir trabzan daha yapıyoruz. Aynı şekil trabzanla buruna kadar devam edeceğiz. Bu şekil çift battığımız yerlere gelene kadar yine trabzanla devam ediyoruz. Oraya kadar gelelim. Orada buluşalım yine. Evet arkadaşlar, bu buruna kadar olan kısma kadar geldim trabzanla. Şimdi burada 7 yaptığımız her trabzana çift batacağız. Toplam 14 tane trabzanımız olmuş olacak. İlkine batıyorum. İkincisine de battım. Üçüncüye de çift batıyoruz. Dördüncü. Beşinciye de. Altıncı. Ve son 7'ye de battık. Toplam 14 tane burunda trabzanımız oldu. 7 çiftimiz var. Şimdi yine topuğa kadar o 3 sık iğne battığımız yere gelene kadar trabzanla devam edeceğiz. Böyle devam edelim. Topukta 3 battığımız yere kadar gelin. Orada buluşalım. Şimdi burunda arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi bir çift bir tek olacak şekilde bu burnu tamamlayacağız. Çift battığımız yerlere çift, hemen yanlarına tek batacağız. Şöyle göstereyim. İlk sıradaki çiftimiz, bunun içine bir tane çift yapıyoruz. Bir çift yaptık. Hemen yanına bir tek. Hemen yanına bir çift. Yine tek. Tekrar çift. Aynı yere bir kere daha. Tekrar tek. Tekrar çift.
burayı bir çift bir tek şeklinde tamamlıyoruz. 7 tane çiftimiz olacak. Şimdi bakalım. Bir çift, bir tek. Şimdi tekrar çift. Tek. Çift. Tek. Son çiftimizi yapıyoruz. Bakıyoruz. 7 tane çiftimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 çift yaptıktan sonra şimdi burayı tekrar trabzanla topuğa çift battığımız yerlere gelene kadar düz trabzanla artırma eksiltme yapmadan dümdüz geliyoruz. Dediğim gibi çok tabanı örerken sıkı örmemeye gayret edin. Benim verdiğim ölçüler tam 37 numara için yeterli olacaktır. Ama çok sıkısa eliniz, çok sıkı örüyorsanız zincir sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Burada her trabzanın üzerine batmaya dikkat edin. Gayet kolay bir bobet. Eminim hepiniz çok kolaylıkla yapabileceksiniz. Düzgün muntazam örmeye gayret edin. Bu benim YouTube'da ilk anlatımım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ya da eksik, hızlı anlatmış olabilirim, bilemiyorum. Artık hatam, kusurum varsa affedin. Buralar zaten düz trabzan. Hızlı geçiyorum buraları. Evet, topuğa yaklaşıyoruz. Bakalım, evet geldik, arttırma yerine geldik. Şimdi arttırdığımız yere bir tane çift yapıyoruz. Bir çift. Tam arttırdığımızın üzerine yapıyoruz, bakın. Tam. Bir çift yaptık. Hemen onun yanına bir tek. Tekrar bir çift. İki çiftimiz oldu. Tekrar bir tek. Şimdi üçüncü çiftimizi yapıyoruz. Tekrar bir tek. Burada üç tane çiftimiz olacak. Üç tane. Bakın. Bir, iki ve üç çift. Üç çift, bir tek yaptık. Şimdi bir de tam sonuncunun dibine, sonuncu trabzanın dibine bir trabzan daha yapıyoruz ve kaydırmayla şuradaki direğe değil, hemen onun yanındaki trabzanın başından kaydırmayla birleştiriyoruz. Üst zincir çekiyoruz. Tekrar başladığımız trabzanın dibine bir tane daha yapıyoruz ve bu şekil buruna kadar
Trabzan örerek düz şekilde devam ediyoruz. Buruna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Nereye kadar? Arttırma yaptığımız yere kadar. Oraya kadar yapalım. Tekrar iğne buluşalım. Şimdi topu kısmına arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Burada da yine arttırma yaptığımız yerin üzerine, çift battığımız yerin üzerine bir çift yapıyoruz. Bir çift. Yine iki tane tek. Bir. Şöyle yakın göstereyim. İki tek. Tekrar bir çift. Aynı yere bir kere daha batıyoruz. Bir. Şimdi iki tane tek. Şimdi tekrar bir çift. Tekrar iki tek. Bir alt sırada yaptığımız gibi yine son trabzanın dibine de bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde direğe değil, hemen yanındaki trabzanın başına kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Tekrar üst zincir çekiyoruz. Çektiğimiz zincirin dibine de batıyoruz. Yine aynı yere bir trabzan yapıyoruz. Bu şekil yine burunda arttırma yaptığımız yere kadar yine trabzanla devam ediyoruz. Bu şekilde arttırma yaptığımız yere kadar geleceğiz. Yine düz bir trabzanla bu şekilde hiç arttırma eksiltme yapmadan buraya gelelim. Şimdi düz bir şekilde trabzanla geldik buruna kadar. Arttırma yaptığımız yere kadar. Bir altta iki tek yapmıştık ya. Şimdi burada bir çift üç tek şeklinde devam edeceğiz. Bir çift. Çiftlere arttırma yaptığımız yere geldiğim zaman hemen oradan başlıyoruz. Göstereyim. Bir çift. Üç tane tek yapacağız. Bir de birinciyi yaptım. İkinciyi. Üçüncü. Üç tane tek. Bir tane çift. Şimdi bir çift. İkinci çiftimizi de yaptım. Bir, iki ve üç. Üç tek, bir çift. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir, iki, üç tek, bir çift. İki, üç, dört tane çiftimiz olmuş. Şimdi yine bir, iki, üç tek yaptık. Bir çift yapıyoruz. Şimdi yine üç tek. Bir, iki, üç. Şimdi çift. Evet, son çiftimiz. Hayır, bir tane daha var. Bir,
2 3 3 tek ve son çiftimizi yapıyoruz. Aynı yere attık. Evet. Çiftlerimiz tamam. Tamam, neredeyse bitirmek üzereyiz. Yine aynı şekil trabzanla devam ediyoruz. Nereye? Topuğa kadar. Arttırma yaptığımız yere gelinceye kadar. Evet, yaklaşıyoruz. Artırma yaptığımız yere geldik. Burada da burayı da yapalım. Bir çift yapıyoruz yine. 3 tane tek. Burunda yaptığımız gibi yine aynı. 1 2 ve 3. 3 tek. 1 çift. İkinci çiftimizi de yaptık. Şimdi yine 3 tek. 1 çift. Şimdi 1 2 3 trabzan yapıyoruz. Bu üçüncü. 3 trabzan yaptıktan sonra son trabzanımızın dibine de bir tane iğne batıyoruz ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Şimdi burada üst zincir değil de bir tane zincir çekiyoruz. Tabanımız bitti. 37 numara tabanımız hazır. Şimdi popcorn babet yapacağız ya. O yüzden tabanımızı hazırladık. Şimdi bu videoda sadece taban
anlatacağım. Diğer videoda da üzerine geçeceğiz. Bu popcornları yapacağız. Bu taban yapmayı bilmeyenler için ayrı bir video olsun istedim. Şimdi şuradaki çizgisini hazırlayalım. Diğer videoda da popcornlarla onun yapımını anlatacağım. Onu orada buluşuruz. Şimdi bir zincir çektik. Şuradaki trabzanların tepesi var ya, onların tek dalına batıyoruz. Tek dalına batıp hiç almıyoruz. Sık iğne. Sık iğne yapacağız böyle. Hiç almadan. Yani dolamadan, ipimize dolamadan. Tek dalına batıyoruz. Böyle battık. Tek dalına batıyoruz. Çıkıyoruz. Yaklaştırmaya çalışıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Tek dalına batıyoruz. Çıkıyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Tek dallarına batarak. Burayı çok sıkı yapmamaya gayret edin. Yoksa hani üst tarafa geçtiğimizde çok kasar. Kötü bir görüntü olur. Biraz daha devam edeyim. Böyle tek dalına batarak tam şu tepesindeki, trabzanın tepesindekinin tek dalına giriyoruz. Tığla arkadan alıyoruz ve çıkıyoruz. Tek dalına batıyoruz. Arkadan alıp çıkıyoruz. Bu şekilde. Böyle tamamen bütün etrafını dolanacağız. Tek dalına batarak dolanacağız. Buraya kadar yapacağız. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar. Yine tek dalına batarak son zincire geldim. Şimdi sonuncuyu nasıl yapıyoruz? Sonuncuyu şu direk değil, son sık iğnenin üzerinden yine kaydırmayla birleştiriyoruz. Üst zincir çekiyoruz. Ve bırakıyoruz. Tamam. Tabanımız hazır. Şimdi diğer videoda popcornları anlatacağım. Üst tarafta nasıl eksiltmeler yaptım. Onlardan bahsedeceğim. Taban yapımız bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Her türlü sorularınız için yazabilirsiniz. Kanalımın yorum kısmına. Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Yaptıklarınızı oradan paylaşır, etiketlerseniz sevinirim. Bu kadar anlatımız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.